Nasıl tanıştınız Bünyamin'le? Şöyle şimdi o da benim gibi memur zaten. Hani bizim oraya tayine çıkmış. Ondan sonra sessiz sedasız bir adam görünümünde. İşte ya ben fark etmedim kendisini. O beni fark etmiş, soruşturmuş hakkımda. Ondan sonra da ciddi olduğunu açıklar, bir görüşme yapmak istedi. Hani ben de anneme söyledim. Ben hala hiç önemsemedim bu durumu açıkçası. Ama annemin de Bünyamin'in tarafını tutacağı tuttu. Kızım, bekar adam, dul mul dememiş. Aşkını ilan etmiş sana. Niyetim ciddi demiş. Al bir kenara konuş bakalım, ne var bunda? Gittikçe tuhaflaşıyorsun anne. Ya sen değil miydin, aman kızım erkeklerden uzak dur, laf olur, söz olur diye? Kızım, arada fark var ama sana gez dolaş demiyorum ki. Kimsenin görmeyeceği uzak bir yerdeki bir çay bahçesine gidin. Konuşun bakalım, anlatsın derdini. Ha baktın aptana yatıyor. Getirirsin, tanışırız, sonra beraberce karar veririz. Çirkin de sayılmaz aslında. Kız, sen Allah'tan belanı mı arıyorsun ha? Bu dul halinden. Annem de öyle söyleyince hadi dedim bir konuşalım bakalım. Buluştuk bununla, başladı zaten ilk dakikadan anlatmaya. Pembe bak, ben öyle eli ayağı farklı oynayan adamlardan değilim. Yani niyetim ciddi olmasa bunları seninle konuşmazdım. İş yerindeki duruşun, hanımefendiliğin daha ilk görüşte işledi içime. Sana açılana dek ölçüp biçtim yani. Kendimden, hislerimden emin olmasam gönlümdekini dile dökmezdim. Niyetim evlenip yuva kurmak. Eğer hem kendine hem bana bir şans verirsen seni pişman etme. Bak dedim, sen bekar adamsın. Benim başımdan bir evlilik geçti. Hiç mühim değil dedi. Ben biliyorum zaten. Dul bir kadın olman senin değerini düşürmez. İşte millet öyle laflar söylesin, boş ver, ben göğüs gereceğim dedi. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Ağır, namus, temizlik, bunlar böyle insanın geçmişinde aranacak şeyler değil. Yani hele bedeninde hiç aranmaz. Hani ne bileyim, insanın aklıdır, karakteridir değil mi mühim olan? Kalbidir. Sen aklını temiz, kalbini pak tuttukça ben senden vazgeçmem. Kimseye de senin hakkında laf ettirmem. Ya, tamam, ben dört dörtlük bir adam değilim. Hani elbette hatalar yaparım, sorunlarımız olur. Ama ne bileyim, hani el ele verirsek azı çok yaparız, mutlu oluruz. Gel evet de evlen benimle. O öyle konuşunca benim bir içim ısındı. Benim başka taliplerim de vardı bu arada. Yani sadece o değil. Öyle mi? Onlar da iş yerinden miydi? Biri iş yerinden, öbürü bizim mahalleden annemi aracı tutmuş. Ama içimden bir ses Bünyamin dedi. Diğerleri değil de neden Bünyamin'i seçtin? Bir fikrin var mı? Böyle bir içten konuşuyor. Böyle bir dik bir duruşu var hani. Sonra iyiliğine diyecek yok ama hani... Damarına basınca böyle sinirli sinirli bakar. Ondan sonra paraya düşkün, lüks meraklısı. Ya bu konuyla alakalı daha sözlüyken kavga ettik zaten. Böyle hani kısaca anlatayım size ama kısaca anlatmak gerekirse ne diyebilirim? Hani böyle tanıdığım biri gibiydi açıkçası. Çok haklısın. Sana en tanıdık geleni seçmişsin. Babana benzeyen, aklına koyduğu şeyi yapan, parayı seven... Şiddete meyilli, güvenilmez olanı. Daha en baştan bellidir aslında her şey. Daha sözlüyken ne için kavga ediyorsa bir çift, boşandığında da konu aynıdır. Tabii şimdi ben ilk koca olarak kimi görmüşüm? Lele Göz İsmail'i hani en azından dedim. Bu ondan daha akıllı bir şey. Hani ha bir de ne annemin lafı bitiyor ne etrafın dedikodusu. Ben bir yuva kurayım dedim en iyisi. Hani bu düşüncenin içine girdim. Karşımda dedim aklı başında bir adam var gibi. Düğün falan da istemedim.
Hani... attık imzaları. Bünyamin sana nereden tanıdık geliyordu acaba? Tanıdığım biri değildi kendisi. Ama o böyle inadım inat hali yani. Hani beni kafasına koymuş bir kere. O hali bir hoşuma gitmişti. Evet. Seçtiğimiz kişiler, eşler, arkadaşlar... doğduğumuz evlerden, ailemizden tanıdığımız kişileri anımsatırlar bize. Acaba Bünyamin sana kimi hatırlatıyordu? Babamı mı demek istiyorsunuz acaba diye bir düşünce aldı beni şimdi. Sence babanı mı hatırlatıyordu? Şimdi benziyor. Yani şöyle ki hani... babam da hani böyle o dik duruşuna, dik duruşla hani iyiliğine iyi filan falan ama... hani sinirlenince o asabi haller, o asabiyet, her şey, o öfkeler, her şey, para merakı, yara merakı, hepsi. Evet. Evliliğinizin ilk zamanları nasıldı? İlk zamanlarda bir şey yoktu. Hani ama ben ne vakit ki onun o at yarışı merakını anladım. Dedim ki büyük bir dert geliyor başımıza. O benim oğlum çok kuvvetli benim oğlum. Hop 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 bak. Bakalım ne kadar kuvvetli. Aferin. Tamam canım. Bünyamin. Pembe kız benim. Ne oldu? Taksideyim. Eve geliyorum şu an. Biraz para alıp kapının önüne çıksana. Beyefendiyi bekletmeyelim. Ne parası? Taksi parası işte. Benim üstümde yok şu an. Sen maaşını bugün almadın mı ya? Bir aksilik oldu işte. Hadi geliyoruz. Ne aksilik olacak? Maaşını mı vermediler? Ya yok öyle değil. Borcu harca gitti hepsi. Sen şunu atlara yedirdim desene. Sen de elin adamının yanında laf mı anlatacağım şimdi sana? Al şu parayı çık dışarı hadi. Asabımı bozma benim gece. Dur canım. Sonra bir de o vergi dairesinden bankaya geçti. Tabii şimdi cebi de para gördü. Bir de hani çevresi de... değişti. Hani at yarışları yetmezmiş gibi bu sefer de gece gezmeleri başladı. Şiddet ne zaman başladı peki? Evliliğin başlarında var mıydı? Dediğim gibi ya Bünyamin hep öfkeliydi. Yani hep öfkeliydi. Hani dedim ya sözlüyken bile kavga etti diye. Hani trafikteyiz mesela. Öyle küfürle falan sadece değil. Böyle bayağı yumrukla girişir. Kavga var yani. Şiddet hep böyle küçük sinyaller verir. Ama genelde kadınlar o başkasına kalkan elin bir gün kendilerine de kalkacağını görmek istemezler. İşte bu gezmelermiş, bu at yarışlarıymış derken bizim kavgalar da başladı. Ondan sonra tabii bizim kavgalar başlayınca bu evden uzaklaşmaya başladı. O evden uzaklaştıkça benim söylenmelerim başladı. Ben söylendikçe ondan sonra tabii... dövmeler başladı. Ondan sonra da durdurak bunu bilmeden hani devam etti zaten. Peki ne oldu da bu evliliği sürdürmeye devam ettin? Şimdi birinci, ikinci, iki tane çocuk hani ne yapacaktım ya? Ne yapacaktım ben? Çaresiz kaldım ya. İşin varmış, arkanda duran bir annen varmış. Neden çaresiz hissettin kendini? İşim vardı. Doğru. Annem son günlerde çok dirayetli evet. O zaman da beni kapının önüne koymazdı tamam. Ama düzen. Düzenimi bozmak beni korkuttu. Çocukluğundaki düzeni bana biraz tarif edebilir misin? Çocukluğumda anlattığım gibi aslında size babam... zaten belli.
anlattığım gibi. Hani eski kocalarım, onlar da öyle. Yani ben ne gördüm benim gördüğüm tek şey hani. Senin tek gördüğün şey? Dayak, kötek, iteleme, aşağılama. Hepsi var yani, biz çocukluğumuzdan başka bir şey görmedik ki. Yani siz de şimdi diyorsunuz ki hani gittim buldum pembe. Ya. Bazen çocukluğumuzda içselleştirdiğimiz duygu mutsuzluk ya da şiddet olabilir. Çocuk psikolojik ya da fiziksel şiddetin olduğu, sevginin olmadığı bir ortamda büyürse ileride şiddete meyilli olabilir ya da kendisine şiddet uygulayacak insanları seçebilir. Kader motifi dediğimiz şey tam da budur işte. Eğer farkına varmazsan nesiller boyu o duygular aktarılır. Ama kişi bunu fark ederse değişmek için kendine bir şans tanımış olur. Doktor hanım, sen şimdi bile isteye kendini dövdürdün mü diyorsun bana ya? Asla. Bu bahsettiğim davranışlar sen fark etmeden gerçekleşir. Üstelik şiddetin her türlüsü çağ dışıdır ve haklı hiçbir sebebi yoktur. Ama sen ekonomik özgürlüğü olan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmana rağmen o evde kötü muamele görmeye ve dayak yemeye devam etmişsin. Bildiğin, gördüğün şeyi sürdürmüşsün. Şiddetin olduğu evde çocukların ana dili de şiddettir. Çocuk bu dile alışıktır. Bu dili konuşan insanları yakınına alır. Çünkü her ne olursa olsun o kişinin dili bildiği dildir. Ay, öyle mi demek istediniz? Yani babamın dili mi buldum demek istediniz? Bu zamana kadar öyle olmuş olabilir. Ama bundan sonra artık yeni bir dil öğrenme zamanı. O zamanlar başka bir dil kullansaydın ne fark ederdi? Bunu düşünelim mi? Ne olurdu? Acaba ne olurdu?